Ben yılı bilmem kızım, işte Atatürk'ün öldüğü gün ben doğmuşum, anam rahmetlik. Biri öldü, biri geldi dünyaya demiş. Tamam. Çocukluğum, üç kız bir oğlandık. Üç kız bir oğlan. Anam da dulgar kalmış, ben babamı bilmiyorum. 1,5 yaşında kalmışım babamda. Hasta değilim, işte nasılsa ölmüş. Sen ne zaman evlendin? 18'inde evlendim. Görücü usulü mü oldu, severek mi? Severek, görücü usulünü istediler, vermediler. Ondan geri daldı kaçtı. Ben de dama koydu, anam vermeyeceğim dedi. Çıkardım geldim, evlendik. Hapse girdi yani Mehmet amca. He, koyduk. Kaç ay yattı? 1 ay. Senin için 1 ay yattı yani. Hmm. 1 ay da kısak hediye de daha ne hediye değil mi? Peki Fatma teyze, kaç çocuğunuz oldu? İsimleri nedir? Kaç tane torunun var? Bu dünyadakinin ismini bilmeyen kızım, ben ölenin ismini ne bileyim? İşte ölenin adını vermiştiriz bunlara. Ha. Bunun adı Muhammed, Ali var, Mesut var, Sabahattin var, Hüseyin var, Atlan var. Onları vermiştiriz. Bu balığın adı Mustafa'ydı, onu verdi, öldü. Kaç tane torun var? 15 mi ne bile, 14 mi? Peki Fatma teyze, 36 senedir yalnızsın. Yalnızı. Çocukları kendin mi büyüttün? Nasıl büyüttün onları? Nasıl büyüttün diye işte bağıtağlı işledik, büyüttüm. Yedi içtik, büyüttüm. 2 oluyordu bir yer, 3 oluyordu. Bunlar çiz sürüyordu, ben de aşını etmeniydi veriyordum bununla. Bunlar işleyip geliyordu, aşımız toplanıp yiyorduk. Bunları hep kendim yaptım. Bir vuruyu yaptık babası. Peki 6 tane oğlan var, 6 da gelin var yani. Gelin kaynana nasıl anlaşıyorsunuz? Herkesin evi ayrı, yol ayrı vatında anlaşmıştır değil mi sen? Şimdi onlarla komşu olduk gari. Giriyorlar, çıkıyorlar, hani nafımız yok, lakırdımız yok birbirimize. Kavgamız, dövüşümüz olmaz. Bir gün birinin oraya giderim, bir gün birinin oraya giderim oturmaya. Mahalleye gideceğim ha. Bir ay günden 4 gün ediyor. Düğüne bir daha giderim, 8 ede. Mahalleden işleyeceğim. Peki sen nasıl bir gelindin kayınvalidene? Yoktu benim, bir şeycim yoktu. Ya görümce, ya elte, ya kayınla yoktu. Kafan rahattı yani. Adam yalınızı da. Öylelikçe işte evlendik. Kimsiz. Peki Fatma teyze, bir günün nasıl geçiyor Akkent'te? Ben bir yere çıkmam kızım, pazara gitmem ben. Ameliyat oldum geçen kurbanda. Yürüyemeyen. Yürüyemeyen bunlara getiriverler, geline getiriverler. Alıvarım birine 20 kayma verin, hınır hınır alıvan beni, tamam. Alıp geliveriyorlar, yiyen. Akkent'te mi doğdun büyüdün? Öyle oldu. Sonra buraya gelin oldun. Gelin oldum tabii, adamın evine gelin oldum. Adamın evi köyünün içindeydi. Burada bir sürü çocuk olunca oralara sığamayacağız diye. Burayı arsa niyetine aldık. Buralar o zaman miraydı. Sattılar, aldık. Burada bizim 3 tane arsamız vardı. Bir mahalle olduk şimdi burada biz. Tabii hepsine bir ay ev yapınca. Dipli köklü olduk karnışılacağın, bir mahalle olduk. Peki Fatma teyze, şimdi böyle sen uzun bir evlilik dönemi geçirmişsin. Mehmet amcayı kaybetmişsin ama severek evlenmişsin, iyi anlaşmışsın. Şimdiki gençler anlaşamıyor. Sence sebebi ne? Sebebi kızım... Zeybebi ne bileyim, herkesin kızım ben. Kuturuyorlardı öyle Zeybebi. Mesela onlara ne söylemek istersin, ne yapsınlar? Bu uzun evliliğin sırrı nedir? Anlaşamadı. Bizle anlaşıp da mı olduk? Ben bir tiske yemedim adamdan. Anlaşamadık derdi. İnsanlar öyle şimdi ayrılanlar öyle diye. Anlaşamamış da ayrılmış. Peki 76 sene nasıl geçti? Çok iyi geçti kızım. Ağızdadı o zaman da. Yarım etme oldu, yarım şakat yedik. Tarna, bulgur, kuzu, çapa. Ben hiç evde çocuk beslemedim.
Hepsini çapada kuzada besledim. Şimdikine ayağını uza diye langır langır. Bir ez yok. Bir yiyecek suyumuz yok. Eh karı. En güçlü yüksündük. Oğlan oğlan dedik, yüksündük. Buna kadar giderdik. Bağa giderken. Uzman da benim tabii sütümdüm kesildi. Buna iyi bak oğlum dedik. Gel bak adam. Uzman arı maması gibi bir şey vardı. Tığına koydum. Gel bak adam. Çocuğu yanmamış ocağışmağı da. Bu avdırdı gara. Ne oldu oğlum pişirememişsin dedim. Uyanmadı aynı uyanmayan şeyin iyisini pişirivereyim ben dedi. Şimdiki ne bilmiyorum ben kızıl arı gibi. Çocuklar. Bizler bir ye bir toktur gördük. Eskiden ibe güymecimiz oluyordu. İsyamız oluyordu. Çocukların karnını vuruyorduk. Soğan pişirmesi vuraladı. Götüren, küllü götüren idelerdi. Bilmiyorum ben şimdi bambaşka ortalık kızım ben. Zor geçinmek. Erkeklere yanı varayım ben. Eskiden bir torba kil, bir torba da sabun, kışı çıkarıyorduk. Neden erkeklere yanıyorum dedi? Adamlar şeyden gelince, oradan buradan gelince 50.000 masraf oluyor daha zor gençlere. Ondan ifadesini al. Bu ne tursuz tükeniyor. 50.000 bunu yiyeceğim silecek tükeniyor, bunu falan tükeniyor, bunu aldık, bunu aldık. Çamaşır makinesiymiş. Bulaşık makinesiymiş. Yoktu kızım eskiden. Daha orada kül ısladım ben bir de var. Kül orada şey oldu mu betmez gibi çıkardı. Bulaşığı onunla yürüdüm. İneğimiz iki doldu, üç doldu. O telaşada. Çok çektik kızım be. Diyorsan üç gün üç gece başı olmayacak da. Kısa keselim. Anlat anlat Fatma. Anlatmayacak. Mesela kışlık hazırlıklarınızı yapardınız. Şimdi artık böyle şeyler yok. Neler hiç onları ben yemem. Şimdi morhullü diyorlar ya. Salatalığımış, tomatıymış. Öyle şeyleri aldırmam ben. Bildiklerimi yazdan işte badılcandır, bamyadır, sıyırmadır. Şişelere kurun. Çıkar çıkar yiyin, cizaya sarın. Turşumu da kendim kurarım ben. Tuzlu oluyor pazar yerindeki. Zeytin de kendim alıyorum, diliyorum. Tuz fazla katmıyorum, tuz yaramıyor ya. Öylelik çeşitli. Peki Mehmet amcayı özlüyor mu? Özlemi ülen şeyi özlemeyen. Unuttum gitti gara. Nisini özleyeceğim ülen adamın. Ölünün arkasından konuşulmaz ama Fatma teyze. Tabii, şeytan da çektiyle ya. Baraka Film Yapımı.